Ya Libya'ya bir anda asker gönderme gündeme geldi. Bugün Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla. Cumhurbaşkanı dedi ki meclis açılır açılmaz tezkereyi yollayacağız. Yani 8 Ocak'ta. Şimdi hakikaten durup dururken mi bu Libya'ya asker gündeme geldi? Hani biz bu kanal, tünel İstanbul'la yapılacak kanalla uğraşırken onunla meşgulen birdenbire mi çıktı? Hayır birdenbire çıkmadı. Bu bir süredir gündemde. Bakın Libya'yla ben anlatayım ne olduğunu. Neden asker göndermek istiyoruz? Oradaki durumu kısaca anlatayım. Şimdi Libya ile bir mutabakat imzaladık. Deniz sınırlarımızı belirledik. Fakat Libya'da bir tane hükümet var. BM'nin kabul ettiği Seraj hükümeti. Trablus'a başkentte sıkışmış halde zayıf. Ama meşru hükümet. Biz onunla anlaşma imzaladık. Bir de Hafter denen bir general var. Bu Amerika'da yetişmiş. CIA'nin adamı falan diyorlar ama Rusya destekliyor, Fransa destekliyor, Mısır destekliyor, Suudi Arabistan destekliyor, Birleşik Arap Emirlikleri de destekliyor falan. Bu ülkenin yüzde yetmişine sahip. Şimdi tabii sadece o değil. O kadar çok parasal destek alıyor ki işte bu Moskova'da Kremlin'in yanında olan bir Wagner diye bir firma var. Bir şirket diyelim. Bu paralı asker sağlayan şey. Ondan 2000 tane kişi varmış orada. Sudan'dan gelen 5000 bin paralı asker bu Halter'in yanında savaşıyorlar. Şimdi Halter köşeye sıkıştırdı bu Seraj hükümetini. Trabzon'u hapse etti. Devirmek istiyor. Şimdi Türkiye ne yapmak istiyor? Türkiye bu Seraj hükümeti diyor ayakta kalırsa, ayakta kalırsa bizim bu deniz mutabakatı anlaşmamız geçerli olur. Aksi takdirde o anlaşma çöpe gider. Çünkü Hafter Türkiye'ye karşı bu anlaşmayı da doğal alacak. Yani devirirse Sarac hükümetine çöpe atacak. Şimdi Doğu Akdeniz'deki bu anlaşma niye önemli? Çünkü Doğu Akdeniz'deki bu petrol arama işte Türkiye dışarıda kaldı. Türkiye dışarı attılar. Türkiye yalnız kaldı. O da Libya ile bir anlaşma yaparak orada bir bariyer oluşturdu. Yani Türkiye'nin izni olmadan oradan bir boru moru hat mat geçemez burası benim dedi. Libya ile de anlaşma yaptık. Sınırımızı çizdik. Şimdi bu ortadan kalkmaması için Ankara diyor ki eğer davet Cumhurbaşkanı dedi. Davet te icazet ederiz. Yani asker göndereceğiz. Davet var mı? Şimdi davet belki var ama Libya İçişleri Bakanı dedi ki Trablus'ta, bugün o da Reuters açıklama yaptı Trablus'ta dedi, çatışmalar kuvvetlenirse Türkiye'den yardım isteriz dedi Belki bunu diplomatik olarak söyledi Belki hani o rakiplerini savaştığı bir halter güçlerine Büyük bir saldırıya geçmesini engellemek için söyledi Bilemem Ama bir çağrı var ve bu asker gidecek Peki Türk askeri gidince orada ne yapacak? Bütün mesele bu Halter güçleriyle savaşacak mı? Yoksa sadece bir oradaki orduyu teknik olarak yani silah mühimmat olarak destekleyecek mi? Onlara eğitim mi verecek? Danışmanlık mı yapacak? İşte bütün mesele burada. Soru bu. Türk askeri Libya'da ne yapacak? Çünkü hakikaten o kadar orası yani için ya yani şimdi iç savaş var. İç savaşta bir taraf çok güçlü 60-70 bin tane silahlı adamı olduğu söyleniyor. Ülkenin %70'ini almış. Alt kısımlarda işte aşiretler biraz hakim. Bir tarafta da bu meşru hüküme sıkışmış bir halde. Şimdi Türk askeri onların yanına gittikten sonra onları koruyacak, onlarla birlikte savaşa mı girecek yoksa onlara arkadan lojistik destek mi verecek? Çünkü Cumhurbaşkanı her türlü desteği vereceğiz bu tezkere geçerse meclisten ki geçer zaten AKP MHP oylarıyla geçer. <laughs> orada bir sorun yok iktidar açısından. Peki Türkiye hakikaten Hafter'le savaşa girerse, hakikaten bu hükümeti ayakta tutmak için birebir mücadeleye girerse ne olur? İşte bütün bütün soru. Çünkü iç savaş dediğim mesele bakın ne kadar o kadar bitecek gibi değil ki işte Suriye dibimizdeki ya dibimizdeki iç savaş 2011'de başladı. 2019. Ne zaman biteceği belli değil. İşte İblit, İblit kaynıyor. Terörist kaynıyor şey e, bombalar patlıyor. O sivil halk perişan kaçışıyorlar. iki taraf birbirine girmiş. Muhaliflerle değil. Dışarıdan gelen o HTŞ denilen grupla birbirlerine girmişler. Çünkü böyle durumlarda içeride başka yapılar da oluşuyor. Yabancı savaşçılar da geliyor. Libya'nın da durma öyle. Libya'da yok mu diyorsunuz şey. E, Suriye'den kaçan o IŞİD militanları yok mu? Var. Bir kısmı oraya gitti. Nereye yok mu oldular? Buhar olmadılar. Kaçanlar bir kısmı İblit'te kaldı. Onlar HTŞ adıyla ama öbür tarafta ne oldu bunlar? Hani bütün Suriye'yi kaplayan bir kısmı Libya'da. Şimdi biz orada onlarla da mı savaşacağız? Onları da mı koruyacağız? Ne yapacağız? Bu Hafter denen adamla kaç yıl uğraşacağız? Türkiye hakikaten bunu enine boyuna tartışmak zorunda. Meclis öyle eller kalktı indi falan değil. Bugün de itibaren madem ki biz asker yolla maniyet ettik. Madem ki bizim bir takım Akdeniz'deki çıkarlarımız o hükümetin ayakta kalmasını gerekli kırıyor. Ama bizim askerlerimizi biz riske mi atacağız, atmayacağız mı? İktidarın bütün boyutlarıyla bunu anlatması gerekiyor. İşte Olivya ile kardeşlik, eski dostluk, Osmanlı'dan miras. Mustafa Kemal Atatürk de oradaydı, o da gidip savaşmıştı. Falan bunlar biraz şey oluyor. Yani insanları tatmin etmiyor. Açık net. Evet askerimiz gidecek. Şu kadar ne kadar asker gidecek? Asker gince nereye konuşlanacak? Asker orada ne yapacak? Bakın bugün de itibaren Türkiye'nin bir numaralı meselesi bu. Libyaçı çok karışık. Şey de olabilir ha onu da söyleyeyim o kadar bir şey ki bu aralar o Hafter denen kuvvetler Trablus'a girebilir de her an girebilir. Çünkü Trablus'un ya yani 10 kilometre dışında şiddetli çatışmalar, çarpışmalar da oluyor. Ha durabilir de bu şeyden sonra belki de bir blöf, bir denge hani öbür tarafta bir frene basar. Çünkü işin içinde Rusya da var, işin içinde Fransa da var. Herkes var. Belki de hani Türkiye belki de bu hükümeti masaya daha güçlü oturtmak için bir hamle yapıyordur. Orasını bilemiyorum. Ama eğer asker göndereceksek, çöle asker yollayacaksak on kere düşünelim derim. Bugünlük bu kadar. İyi akşamlar. İrfan söz sende.